Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İstanbul Milletvekilimiz Sayın İbrahim Özden Kaboğlu'na aittir. Süremiz 10 dakika Sayın Kaboğlu. Buyurun. Sayın Başkan, Divan, değerli milletvekilleri. Sıra 42 sıra sayılı yasa önerisi üzerine grubum CHP grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu öneri metni kitapçığı 45 sayfadan oluşuyor. Bunun 1/3'ünden fazlası muhalefet çerlerine özgülenmiş bulunuyor. Yaklaşık 10 sayfa ana metinlerden oluşmakta. Bu da esasen bu hacim ve dağılım bu teklifin komisyonda ne kadar görüşüldüğü, ne kadar değiştirildiğini göstermesi bakımından anlamlıdır. Çünkü komisyon mutfak olma görevini yerine getirme yerine daha çok bir tür yasanın kendi tekniğinden de anlaşıldığı gibi torba olarak geliyor ve torba olarak çıkıyor. Yani açılmadan geçiyor komisyondan diyebiliriz. Bu itibarla bu metni üç açıdan, üç başlık altında ele alacağım. Birincisi, komisyonda tartıştığımız üzere, gerçi çok kısa bir süreyle ancak tartışabildik, ama esasen dört temel yasada yapılan düzenleme adil yargılanma hakkını esas alarak, temel alarak bir düzenlemeyi beraberinde getirmeliydi. Ama bu olmadı. Evet, olumlu kimi açılımlar yok mu? Var, ama çok ciddi temel sorunlar var. Onlara değineceğim. Onlara değinmeden önce konuya adil yargılanma hakkı açısından bazı temel ilkeleri hatırlatmak istiyorum. Tabii ki yargı ve demokrasi ilişkisine girmeyeceğim. Yargıç, demokrasi faktörü işlevini, aktörü ve antrenörü işlevini nasıl yerine getirir, bu konuya girmeyeceğim. Fakat burada adil yargılanma hakkının asgari standartları diyebileceğimiz ilkelere değineceğim. Mahkemeye giriş hakkı 1, 2 silahların eşitliği, 3 bağımsız ve tarafsız bir mahkeme hakkı, 4 aleniyet ilkesi ve çabukluk ilkesi, 5 yargı kararlarını uygulama yükümlülüğü, 6 suçsuzluk karinesi, 7 savunma hakları. Bunları teker teker ele almaya gerek yok. Keşke zamanımız olsaydı ele alsaydık. Fakat sayın vekillere şu soruyu yöneltsem, acaba bu 7 ilkenin kaçı saygı görüyor? Herhalde bunun buna şu saygı görüyor biçiminde bir olumlu yanıt vermek çok zor olsa gerek. Birkaç örnekle bunu somutlaştırmak istiyorum. Ama esasen burada biz Türkiye'de adil yargılanmayı ya da adil yargı hakkından söz ederken esasen bunu sadece ulusal mahkemelerle sınırlı tutmamamız gerekir. Avrupa Mahkemesi'nin kararları, gerekçeli karar hakkı ve Avrupa Mahkemesi'nin ikincilik ilkesi çerçevesinde görev yaptığı, ama kararlarının tıpkı iç hukukta verilen kararlar gibi, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar gibi uygulama mecburiyetinde bulunmaklığımıza değinmekle yetiniyorum. Şimdi burada çok önemli bir sorun bu adil yargılanma açısından. O hal ve sonrası dönem, esasen komisyonda da buna değindik. 7145 sayılı yasayı görüşürken, 3 yıl daha uzatılmasına dair kanunu konuşurken, bu çünkü olağanüstü dönemde evet uzatıldı, 3 yıl daha uzatıldı, fakat bunun yanı sıra olağanüstü dönemde yürürlüğe konulmuş olan kararnamelerin hemen hemen tümü yasalaştırıldı. Şimdi olağan dönemde olağanüstü al kanunu
yürürlük geçerli olmadığına göre acaba olağanüstü kanun hükmünde kararnameleri yasa adı verilse de olağan dönemde geçerli olur mu? Bu durumu tartışmak lazım, konuşmak lazım. Esasen bu tür yasal düzenlemelerde zannediyorum bunun temel alınması gerekiyordu. Ve tam 2 yıl önce dün gece kerhen de olsa istifa eden başkanımız, o zaman başbakandı, biz dedi altında imzamızın bulunduğu kararnamelerin ek listelerinde kimlerin yer aldığını bilemeyiz dedi. Basından öğreniyoruz dedi. Kurunun yanında yaşça yanıyor dedi. Ama hukukta kuru da yakılmaz. Hukukta yakmak fiili yok. Tam 1 ay sonrası yardımcısı biz bilemeyiz onu dedi. Çünkü o listeleri MİT hazırlıyor dedi. Ve tabii şöyle dedi yardımcısı, 16 Nisan'dan sonra hele bir anayasa oylansın biz bu haksızlıkları düzelteceğiz dedi. Fakat 16 Nisan'dan sonra yapılan o kararnamelerin teker teker yasalaştırılması oldu. Hala Sayın Yıldırım'ın yanıyor dediği yakmak fiili şu anda da devam ediyor. Evet, OHAL kuruldu. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, ama o mahkeme kapısını kapatmak için kuruldu. 7145 sayılı yasanın aslında içerdikleri, getirdikleri ve götürdükleri de zaten uygulamada biliniyor. Burada bu adil yargılanma hakkı ihlallerine girmeyeceğim. Sayın vekiller somutlaştırdılar bunları. Avukatlara yönelik, seçilmişlere yönelik, öğretim üyelerine yönelik, gazetecilere yönelik bunları ne yürürlükteki hukukla açıklamak mümkündür, ne de insanlığın en asgari eşiğiyle açıklamak mümkündür. Şimdi torba özelliğine gelince, bu esasen bizim görüşmekte olduğumuz kanun, o denli torba ki evet 4 temel kanun var, fakat birbirinden dağınık biçimde, biz yapmamışız, meclis yapmamış, altında imza sayısı çok çok fazla, ama hiçbir vekil bu metni dikkatli okumamışlar. Zannediyorum bu kitapçıklar milletvekillerince pek okunmuyor, bunlar da okunmuyor, ama bu metin de okunmamış çünkü yapılan değişikliklerde mülakat komisyonunda hala Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı gibi 6771 sayılı kanunla tamamen hükümet kaldırıldığı halde Sayın Erdoğan burada 1 Ekim'de yürütme yok, benim sadece tek kişiyi yürütme dediği halde yanlış olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kullanıyor olmakla birlikte bunun maske olarak kullanılmaması tabii ki temenni edilirdi. Bu bakımdan torba yasanın nedenli sorunlu olduğunu, bu kadar sınırlı sayıda maddeyi içeren bu metin bile açıkça ortaya koymuş bulunuyor, ortaya koymaktadır. Şimdi peki burada esasen 3. başlık altında değinmem gereken husus sınavlardır. Biraz önce belirtildi. Neden düşürüldüğü belirtildi. Kaç bin kişi atıldı, kaç bin kişi alındı, bunlar hakkında fikirler verildi, ama atılanların ne kadarı suçlu, ne kadarı suçsuz, bu söylenmedi. Ve tabii ki bu yeni getirilen sınav sistemiyle 3 kategori yargıç ve savcının ortaya çıkacağı, oluşacağı açıktır, bilinmektedir. Şöyle ki bizim esasen komisyonda ısrarla belirttiğimiz 15 Temmuz gecesine gelinmesinde rol oynayan süreç, yani jürilerin tarafsız davranamaması, bunun önüne geçilmesi için bir sözlü sınavın değil esasen yazılı sınavın etkili olması, ama sözlü sınavın saydam yapılması, kamera altına alınması. İki, bu jürinin yargı mensuplarından değil, aynı zamanda üniversite öğretim üyelerinin katılımıyla
yapılması. 3, stajdan sonra yapılacak sınavın sadece hukuki muhakeme ile sınırlı tutulması, yani artık sözlü yapılmaması. Bu tür somut, açık önerilerimiz kabul görmedi. Umarım burada kabul edilir, kabul görür. Şimdi bunlar neden önemlidir? Bu bizim dile getirdiğimiz hususlar şu bakımdan önemli. Sayın Kabolu, bir dakika ilave ediyorum. Lütfen. Birinci kategoriyi oluşturuyor. Ara dönemde alınan yargıç ve savcıları mutlaka sınavdan geçirmemiz gerekiyor. 3, eğer bundan böyle 15 Temmuz sürecinin bir daha yaşanmasını istemiyorsak, o zaman bizim dile getirdiğimiz önerilerin en az saydam yapılması, objektif yapılması gibi önerilerin kabul edilmesi gerekiyor. Eğer bunlar kabul edilmezse, o zaman yeniden daha büyük felaketlere sürüklenme riskimiz vardır. Şimdi bu açıdan mesela ben burada sıkça değinilen hukukun iki yüzüne girmek için zamanım yok. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanı'nın 299. maddi işletme tarzı, pekala AK Parti Genel Başkanı olarak yaptığı konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanlığı sıfatını kullanarak 299'u işletebiliyor. Bir adalet komisyonu bunu adil yargılanma hakkı temelinde ele alabilirdi, almalıdır ama olmamıştır. Şimdi bu itibarla lütfen toparlayıp selamlayalım. Toparlıyorum. Şimdi bakın, Anayasa madde 83. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Anayasanın hükmü çok açık. Acaba buna rağmen, bu açık anayasanın bu açık hükmüne rağmen hala davaları devam eden vekillerin, bu madde, bu hüküm kapsamına giren ve davaları devam eden vekillerin durma kararı yerine 694 sayılı OHAL kanun hükmünde kararnamesi ile davaları sürdüren yargıçlar ara dönemde alınan yargıçlar mıdır? Hukuku bilmedikleri için anayasanın madde 11'ini, anayasanın 138. maddesini ve bu maddesini okumadıkları için mi böyle yapıyorlar? Yoksa bunlar üzerinde bir siyasal etki söz konusu olduğu için mi bunu yapıyorlar? İşte bunları sorgulamadığımız sürece bu tür torba... Teşekkür ederim.